Merhabalar sevgili Başak Burcu ve özellikle yükselen burcunuz Başaksa hoş geldiniz 2023 yorumlarıma. Evet, gecikmeli olarak 2023 yorumlarımı izliyorsunuz. Fakat çok detay çalıştığım için, sizlere de çok detay vermek istediğim için, bu videoyu tekrar tekrar izlemek istediğinizi bildiğim için üzerinde çok durdum. O sebeple yılın son günlerine kaldık. Ve sevgili Başak Burcu, öncelikle güneşi Başak olanlar için birkaç şey söylemek istiyorum. Şanslı bir yılınız olduğunu bir kere biliyor olmanız lazım. Çünkü Uranüs'ten ani gelişmeler gezegeni Uranüs'ten, jenerasyon gezegeni Uranüs'ten güzel üçgen açılar alıyor güneşi Başak olanlar. Ve aynı zamanda Neptün'le karşı karşıya oluşunuz, bir takım konularda yaratıcılığınızın çok yüksek olduğunu, becerilerinizin çok ön planda olabileceğini, hobilerinizin çok ön planda olabileceğini ve bunlardan para kazanabileceğinizi gösteriyor. Ve yine daha da önemlisi, Kuzey Ay Düğümünden ve Jüpiter'den, her ikisi de bizim isteklerimize amade iki astroloji figürü. Dolayısıyla hem Kuzey Ay Düğümünden hem de Jüpiter'den çok güzel üçgen açılar alıyor güneşi Başak olanlar. Ve devam edelim yükselen burcu Başak olanlarla ve bu video aslında yükselen burcu Başak olanlar için, çünkü bahsettiğimiz bütün açılar açıkçası yükselen evinize, yani bir numaralı evinize göre. Şimdi yükselen burcunuz Başak. 9. ev dediğimiz uluslararası ilişkiler noktasından artık Kuzey Ay Düğümü geçiyor. 9'dan yavaş yavaş 8. evinize doğru geriliyor. Onlar her zaman böyle retro gider. Dolayısıyla bunlar size uluslararası yerleşim konusunda, uzak mesafelere gitmek konusunda, seyahatler konusunda, akademik kariyer yapmak konusunda, eğitimler konusunda çok nefis fırsatlar veriyor. Demek ki 9. ev alanımızdaki Kuzey Ay Düğümü defalarca bize fırsatlar tanıyacak bu konularla ilgili. Aynı zamanda Satürn'ün 7. evimize geçecek oluşu, yani 7. ev alanımız neydi? Evlilik alanımız. Bir Başak için Balık burcuna geçen Satürn biraz evlilikler konusunda, ikili ilişkiler konusunda bize bazı sınavlar verdirebilir. Peki ne zaman geçecek? 7 Mart 2023'ten itibaren tam 2,5 yıl için 7. ev, evlilikler noktasında Satürn'ünüz var. Bazen yaşı büyük biriyle evliliğe işaret eder. Evli olanlar için bazı sınavlardan geçeceğinize işaret eder. Bu bazen çocuklarımızla ilgili bir sınav da olabilir. Eşle birlikte konularımız çocuklarımız olabilir. 7. evde Satürn bulunduğu süre boyunca hayatımızdaki kişiyi bilfiil desteklememiz gerekir sevgili Başaklar. O sebeple onun bütün sorunlarına, problemlerine, gelir giderine veya kaygılarına ortak olmamız ve de onu desteklememiz gerekecek. Ve sevgili Başaklar, 20 Aralık'tan itibaren, bugünlerden itibaren Jüpiter artık Koç burcuna geçiş yaptı. Sizin de 8. ev, krediler, borçlar alanınızda çok güzel şans getiren bir Jüpiter var. Bu da demek oluyor ki sizin bu dönem krediler alabilme ihtimaliniz var, evet. Ama ödeyemeyeceğiniz krediler olmaması için Mart'ın 12'si civarına bırakmamanızda fayda var. Çünkü Jüpiter o günlerde Koç burcundaki Kiron'la kavuşacak. Birazdan bu konuda detay da vereceğim. İşte o dönem Mart'ın ortasındaki krediler biraz uzun vadede ödenebilir ya da sıkıntılı süreçlerle ödenebilir. O sebeple kredi alıyorken iki kere düşünmenizde ve doğru zamanı tespit etmenizde fayda var. Fakat sonrasında belirttiğim gibi Jüpiter 9. ev, yani uluslararası noktaya, eğitimler alanına geçiş yapacak. O dönem işte, o dönem sizin için çok daha farklı bir yıl başlıyor. Bu yılın ortasından, Mayıs'ın ortasından bir sonraki yıla kadar 12 ay boyunca Jüpiter size eğitimler, uluslararası yerleşim, başka ülkelere göç etmek ya da belki tersine göç, ülkemize dönmek istiyorsunuzdur. Doğduğunuz topraklara dönmek istiyorsunuzdur. Belki yani nerede doğduysanız bunlarla ilgili güzel fırsatlar verecek. Bu yıl Kuzey-Güney Ay düğümleri de aks değiştiriyor. Yani Boğa ve Akrep aksından artık Koç ve Terazi aksına geçiş yapıyor. Yani ikinci eviniz, para eviniz olan Terazi üzerinde
güney ay düğümü olacak. Sanki her zaman paranız yetmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Fakat borçlar, krediler alanı, yani başkalarının daha bereketli parası, mesela eşinizin, mesela babanızın, işte 18. evinizdeki kuzey düğümle ilgili. Dolayısıyla sizin her zaman bir kredibiliteniz var demektir. Zaten Başaklar bu ödemeler konusunda gayet ilgilidir, odaklıdır. Zamanında tutarlı ödeme planlarını sağlam tutar, yani cümle kuramadım. Ödeme planları konusunda genellikle Başaklar titizdir. O sebeple her zaman kredibilitesi yüksektir. Ama aynı zamanda eşin de gelirinin artacağını işaret ediyor burası. Bu yıl boyunca hamilelik olabilir, doğum olabilir. Bu yıl boyunca bebek hedefleyebilirsiniz ve bütün bu konularda şansınız çok yüksek. Yeni bebeğiniz de olmuş olabilir, onu da büyütüyor olabilirsiniz. Bütün bu konularda şansınız çok yüksek. Çocukları okula başlayacak olanlar için bir takım çocuklarla ilgili kaygılar olabilir. Acaba yeterliliği var mı yok mu? Bu yıl mı, sonraki yıl mı? Bu da yılın ikinci yarısının gündemi. Şimdi bunu söylemeden geçmeyelim. Maddi anlamda bazı kaygılarınız olabilir bu yıl. Sabit gelir, düzenli para kazanmak konusunda bazı sıkıntılarınız olabilir. Ve ek gelir elde etmek, ikinci bir noktadan para kazanmaya gayret etmek ya da her zaman param yetmiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu işte güney ay düğümü ikinci evde olduğu için. Belki de sabit gelir kazanmak konusunda işten ayrılarak sabit olmayabilir. Yani bu sebepten dolayı geliriniz aksayabilir, işten çıkmalarla vesaire. İşte burada ekstra bir ikramiye almak için, ekstra bir prim almak için mutlaka odaklı olmanız gerekiyor. Özellikle Ocak ve Şubat ayında, hemen yılın başında bir takım ortaklıklar için kararlar alacak olabilirsiniz. Bu yıl en doğrusu bu olur. Ortaklı işler olur. İşte 8. evdeki Jüpiter, Kuzey düğüm, ortaklı işler konusunda bolca size gelir getirebilir. Eşin parası, ortağın getirileri, bunlar çok fayda sağlayacak bu yıl size. En büyük fayda ortaktan gelecek diyebiliriz. Daha çok ben emek koyuyorum ama ortağın da parasını koyuyoruz ortaya diyebilirsiniz. Mesela bu yıl sağlık konusunda çok güzel şanslarınız var. 6. evinizde bir Plüto var. Plüto sağlıklı olmanız için odaklı olmanızı gerektiriyor. Odaklı olursanız, yani sağlığı korumak konusunda odaklı olmanız yeterli olur. Belki de böyle kötü alışkanlıkları bırakma dönemi gelmiştir sevgili Başaklar. Ve bu kanalı takibi alırsanız devamı da bu minvalde bu kadar detaylı gelecek. Sevgili Başaklar, sizler için iki video daha hazırladım. Bir videoda size 12 ayı detaylı bir biçimde aktardım. İkincide de 3 ayrı dekana bölerek sizlerin alacağı şansları, bu yıl ya da yılın sonunda ya da bir sonraki yıl 2024'te alacağınız şansları hesapladım ve bunları aktardım. Dolayısıyla diğer iki videomu da izlemenizi isterim. Görüşmek üzere, takipte kalalım, hoşça kalın.